Evet, maça baktığımız zaman kazanamadığımıza mı üzülelim, kaybetmediğimize mi sevinelim? Böyle bir maç oldu. İlk yarısı gerçekten tam istediğimiz gibi, tam planladığımız gibi doğru oynayarak, iyi oynayarak bütün oyun kontrolünü elimizde tutup topa hakim olup kendi oyun kimliğimizi doğru şekilde sahaya yansıttık ve çok da iyi pozisyonlar bulduk. Kenardan özellikle Halil'in olduğu kanattan çok etkili toplar getirdik. İyi pozisyonlarımız var. Maçın geneline baktığımız zaman 4 ya da 5 tane hatırlıyorum net pozisyonumuz var. İkinci yarı maalesef biraz oyun tempomuz düştü ki bu da çok normal. Çünkü aramıza yeni katılan bir sürü oyuncumuz var. Hazırlık kampı geçirmeyen oyuncularımız var. Biz hem gelişme sürecindeki hem adaptasyon sürecindeki bir takım olarak aynı zamanda resmi maç oynamak zorundayız. Çünkü hazırlık devresini birçok oyuncumuz olmadan geçirdik. Bu da bizim için en büyük handikap. O yüzden şu anda biz hem taktiksel olarak hem fiziksel olarak hem mental olarak gelişim sürecindeyiz. İlk maç yaşadığımız o büyük hayal kırıklığı, büyük üzüntü, arkasından böyle bir toparlanma aslına baktığımız zaman yaptığımız iş çok önemli. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Çok dirençli, çok güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. İkinci yarı biraz daha topu kendimizde tutabilsek, ilk yarıda oynadığımız oyunu sürdürebilsek çok bambaşka bir skor ortaya çıkabilirdi. İkinci yarı yine yediğimiz gole kadar pozisyonlarımız var. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Onları atabilsek, 2-0 yakalayabilsek oyunu tamamen kopartabilirdik. Ama çok kötü bir gol yedik. Çok basit bir gol yedik. Olmaması gereken, yani bu kadar yoğun bir mücadelenin olduğu, önde olduğunuz, kazanmaya çok yakınız olduğunuz bir maçta böylesine basit bir gol yemek çok bizi mutsuz ettiği için açıkçası. Geçen hafta aynı şey Beşiktaş maçında yine yan toptan yine kötü bir gol yedik. Yani burayı mutlaka konuşuyoruz ama düzeltmemiz lazım. Oradaki konsantrasyonu arttırmamız lazım. İkinci yarı biraz daha oyuna giren oyuncularımızdan daha fazla beklentimiz vardı. Onların o direnci ve diriliği, enerjiyi arttırmasını bekliyorduk ama çok beklediğimiz etkiyi açıkçası alamadık. O yüzden baktığınız zaman deplasmandayız. Kazanılmış bir puan aslında çok önemli. Ama şu anda maçı kazanamamanın üzüntüsünü bir yandan yaşıyoruz. Bir yandan da deplasmanda alınan bir puanın sevincini yaşıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten bu sıcak havada inanılmaz iyi bir performans gösterdiler. İyi bir direnç gösterdiler. Bütün eksiklerimize rağmen takım birliğini, takım bütünlüğünü sahaya çok iyi yansıtmaya çalıştık. Gelişeceğiz. Daha önümüzde zaman var. Milli maç arasından sonra biraz daha kendi takımımızı, istediğimiz takımı hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak istediğimiz takımı daha fazla sahada görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Bu birkaç hafta bizim için çok önemli. Hem çalışıyoruz, hem antrenman yapıyoruz, hem fiziksel gelişim sağlıyoruz, hem de takım adaptasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Hepsi bir arada kolay olmuyor. Çünkü hafta sonu maç var. Ne kadar antrenman yapabileceksiniz, ne kadar gelişim gösterebileceksiniz? Onları sınırlı şekilde şu anda idare edebiliyoruz. Dediğim gibi inşallah milli maç arasından sonra çok daha iyi, çok daha güçlü, çok daha enerjisi yüksek, oyunu istediği gibi oynayan bir Pendikspor sahada olacaktır. Kasımpaşa takımını da tebrik ediyorum. İkinci yarı oyunu kontrol ettiler. Daha baskın oynamaya çalıştılar. Karşılıklı iki tarafında hak ettiği bir puan diyelim. Onları da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar.